Ben grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Binex'in Type-C USB Hub 4001 cihazının kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu cihaz neye yarıyor? Type-C portlu olan bütün cihazlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız, bilgisayarlarımız, MacBook, MacBook cihazlarımızın hepsine bir tane Type-C girişine bu cihazımızı takıyoruz ve 4 tane bize USB 3.0 arayüzü sunuyor arkadaşlar. Bu USB arayüzüne de yine oyun gamepad'imizi, telefonumuzu, mouse, klavyemizi ve birçok USB anlamda USB bağlayabileceğimiz birçok cihazımıza bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Günümüzdeki çıkan birçok yeni cihazda sadece bir tane Type-C çıkışı oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir cihaza mutlaka ihtiyacımız oluyor. Binex markasının böyle bir çok güzel bir ürünü elimizde var. Gördüğünüz üzere 3 tane port USB, 4 tane port USB takabiliyoruz, yazıcı bağlayabiliyoruz, oyun. Şöyle ürünü şuradan çıkartalım. Evet, şurada bir marka logomuz var, Binex Mobile. Şurada bir LED bildirimimiz, 3 tane burada USB 3.0 arayüzümüz, 1 adet de burada USB, toplam 4 tane USB çıkışa çevirebiliyor arkadaşlar. Cihazımız tak çalıştır, herhangi bir CD kurulum içerisinde CD falan çıkmıyor. Birçok cihazda kullanabiliyoruz. Örnek olarak şu anda bir telefonumuza bağlayalım. Elimizdeki bir Huawei cep telefonumuza, Type-C portuna cihazı bağladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bildirim ışığımız yandı. Hemen şöyle USB 3.0.1 flash belleğimiz mevcut. Şöyle takalım şunu. Evet. Şu anda bağlantısını yaptık. Telefonumuza şu anda dosya yöneticisine girelim. Gördüğünüz üzere Kingston USB sürücü olarak çıktı. Şöyle çıkartalım USB sürücümüzü tekrar. Evet, şu anda bağlantısı koptu. Tekrar burada başka bir porta takıyorum şu anda. Evet, Kingston sürücümüz geldi arkadaşlar. Şöyle içerisine de giriş yapalım. Gördüğünüz üzere içerisinde dosyaları görebiliyoruz. Evet, şu anda cihazımıza tekrar USB bellekten sonra bir tane klavye, mouse bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle belleğimizi taktık. Gördüğünüz üzere mouse'umuzu çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde klavyemizi de bağladığımız klavyemizi de şöyle takalım. Tabi uyumluluk da önemli arkadaşlar. Ha, internet bağlantımız yok. Şimdi internet bağlantımızı da yapalım. Evet, internetimize bağlandı. Evet, gördüğünüz üzere telefon aksesuarı com.tr'ye şu anda giriş yapabildik. Ürünleri gözebiliyoruz mouse'umuzda. Şimdi aynı şekilde cihazı cep telefonumuzdan çıkartalım. Bir tablete bağlayalım arkadaşlar. Tablette nasıl bir işlem yapacak hep beraber görelim. Evet, şu anda tabletimize giriş yaptı. Önce flash belleğimizi görüyorum. Evet, Kingston sürücümüz geldi arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere Kingston sürücüm şu anda bağlı. Şimdi internetimiz de buradan bağlayalım. Wi-Fi'mizi açalım. Evet, açtık. Şimdi sonra tarayıcımızı açalım arkadaşlar. Evet. gsmaksesuar.com.tr sitesine şu anda giriş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda cihazı sağlıklı bir şekilde mouse ve klavyemizi, flash belleğimizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel, şık bir ürün olmuş.
Şöyle cihazımızı çıkartalım. Şöyle güzel bir Type-C giriş portumuz var. Güzel bir 20 santim uzunluğunda kablomuz ve cihazımız arkadaşlar. Evet, yine bir videomuzun sonuna geldik. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.